Seküler kadınlar, seküler meslektaşlarımız, onlar ki bizim kadınlarımız <laughs> diye gireyim. Şimdi biz bu muhafazakar kesimde olan, muhafazakar kesimin anlatıldığı iki diziden bahsettik. Bir tanesi Kızılcık Şerbeti, bir tanesi de Kızıl Goncalar. Bunların ikisi de Gold Yapım tarafından yapılıyor sanırım. İkisi de başarılı diziler. Hatta biraz aşırı başarılı diziler. Niye? Çünkü bakıyorum benim etrafımda hayatta dizi seyretmeyecek insanlar bu dizileri seyrediyorlar. Ya diyorum, abi diyorum sen dizi seyretmezsin yani. Hani geçtim Türk dizisini. Yabancı sey. Ya için diyor, o kadar çok alavere dalavere var ki bakıyorum ben de diyor. Birinde olay bitmiyor diyor. Sürekli bir engame, bilmem memleket. İyi veren diyorum. Fakat geçen gün Nevşin Mengü yayınında ilginç bir çıkışta bulundu. Ha bu arada... Ebu Bekir Şahin'i de tebrik etmemek lazım bak bu hikayeye girerken. Neden? Nedenini birazdan göreceksiniz. Ee, çünkü Ebu Bekir Şahin bu diziler ilk yayınlandığında vay bunlar tarikatları yanlış gösteriyor, bilmem ne gösteriyor, tarikatlardan bize şikayet var diye bunları ceza üzerine ceza gönderdi. İşte yayın durdurma kararları çıktı. Bilmem ne çıktı. Biz de dedik ya bravo ya adamlar bak ne kadar Faruk Aksu, şey Fark Aksoy diyorum şey direniyor gold yapım yapımcılara helal bravo ya bu, her şeye rağmen bu dizileri yayınlıyorlar kanala bravo falan <laughs> fakat biz takip etmiyoruz Nevşin de takip ediyormuş iş başka bir yere dönmüş şimdi nereye dönmüş bir isterseniz bakalım Nevşin ne dedi bir kulak verelim Nevşin'e kadınlar İslamcı erkeklerin önüne atıyor kendini hepsi İslamcılara aşık işte layık erkekler ne o umut var mesela sersem sepelek bitip eli ekmek tutmuyor boş boş ortada geziyor falan ama İslamcı erkekler öyle mi abi ailesine sahip çıkıyor, para kazanıyor falan böyle. Hani bütün kadınlar da onlara aşık, ard arda kapanıyorlar, mapanıyorlar falan der, erkekler için. Aslında laikçi görünümlü e, siyasal İslam propagandası diye okumladım ben kendi vatandaş halimle hocam. Evet Nevşin aslında bu işaret fişeğini ateşledi ben bir seyretmediğim için yani Bravo Nevşin'e bu arada tebrik ederim sevgili Nevşin'de. Yani biz farkında değiliz. Biz seçimde yok efendim işte ee, Gentleman'i seyrediyorum bilmem ne seyrediyorum pek bakmıyorum sıkılıyorum şeyde ama ilginç bir şeye parmak bastı. Şimdi sonrasında da Kızıl Goncalar'da ilginç bir sahne meydana geldi. Yani yayınlandı. O da düştü şeye. E, i̇şte orada da diyor ki bir kahraman ee, işte bir şey içer misin diyor. Ramazan diyor. Ah niye Ramazan kim falan diyor. Recep var diyor. Şaban diyor. Onlar da mı içmezler falan. Yani böyle seküler kadınları gerçekten hani tefe koyan şeyler. Nitekim buna Kaan Sekban da dalgasını geçti. Kaan Sekban da e, komedyen arkadaşımız. Ne dedi? Kaan Sekban'ınkini yayınlayalım şimdi. Bir yerini yayınlamayalım. Bir bakalım Kaan Sekban nasıl dalgasını geçtiğini. Kaan Sekban'ınki yok. Peki. Canınız sağ olsun. Peki biz de bunun üzerine dedik ki ya sekülerler gerçekten bu kadar geri zekalı mı? Yani İstanbul'da doğmuş, Türkiye'de doğmuş, laik bir ailede büyümüş. Ee, bir seküler acaba gerçekten Ramazan dediği zaman bunu yani isim olarak mı görüyor? Ramazan, ah Ramazan, where are you from mu diyor mesela. Bir dönem Yeşilçam'da böyle bir servet düşmanlığı vardı. İşte zengin insanlar her zaman kötüdür, aileleri dejeneridir, havuzun başında abudik gubidik dans ederler, İşçi, işçilerin masum kızlarını kandırırlar, kötü yola düşürürler, gazozlarına ilaç atarlar falan böyle bir servet düşmanlığı vardı. Hangi ara bu seküler düşmanlığına evrildi bu hikaye? Ben de merak ediyorum. Aslında Kaan'ın ne cevap verdiğine de bakalım. Kaan bayağı dalgasını geçmiş, şimdi getirdiler bir izleyelim onu Hadi ondan ya, sonra senin bir bir var. Daha bakalım. <laughs> Ramazan. Bir daha baştan al. Ramazan. Hadi gel sana bir tost ısmarlayayım ha. Oruç. Oruç. O da başka birisi herhalde. Arkadaşım var benim kankam Tonguç. Onun gibi bir şey mi? Tonguç'u duymuştum ama oruç duymamıştım. <laughs> Haram. Haram şey gibi, şarkı gibi mi? Al artık koyduğuna beni haram. <laughs> Hakan Peker çok iyi ya. Karam da ama Sen yanlış biliyorsun kanka. <laughs> Tövbe. Tövbe. Levent Yüksel. Tövbe. 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 Oh, çok iyi ya. Sen de 90'lar kafası bayağı iyi varmış Moruk ya. <laughs> 90'ları bilmem ama 90'ları iyi bilirim. Noksanlar ne ya? Yeni bir akım falan mı? <laughs> Beyinde noksanlar, ilimde noksanlar, kalpte noksanlar, imanda noksanlar. Vay iyiymiş. Ee, evet, işte falan yani ama... Şimdi bu biraz daha tabii karikatürize ediyor ama sen bir diziyi hani ilk başta e, ulan bunlar şeriat propagandası şey e, tarikatları kötü gösteriyorlar noktasından tam tersi bu sekülerleri hani bir laf var adı, dilimin ucuna gelen ama Ramazan diye söylemeyeyim noktasına getiren bir e, süreç için ben Ebu Bekir Bey'i kutluyorum yani bu kolay bir iş değil. Bir sosyolas oldu sorduk Feyza Akın nerede mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Güçlü, varlıklı, daha cazip karakterler neden hep muhafazakarlardan çiziliyor diye? Ne cevap verdi? Bir beraber dinleyelim isterseniz. Sizinin ne kadar bilinçli bilmiyorum ama şöyle bir tarafı var e, muhafazakarlığı. E, ilk sezonda ilk sezonda daha çok bunu bir sınıfsal fark olarak yani hani sınıfsal olarak uçurum olması da zengin muhafazakar bir hayat gösterdiler ve bu erkekler aynı zamanda hepsi işinde gücünde e, zengin hani parayla aslında pek çok e, işlerini yürütebilen, etrafında insanları ve ailelerini bir arada tutabilen, tutmuş olan erkekler. O yüzden hani bütün bir aile bir konakta yaşıyor. Çünkü e, zenginler paraları var ama aynı zamanda e, bu insanların yatırım yaptıkları, hayatları boyunca yatırım yaptıkları bir aileleri var. Çok bireyci, bireysel değiller. Hani bireysel olarak kendi arzularının peşine gitmiyorlar. Tabii muhafazakar muhafazakar erkeklerin şöyle bir özelliği var. Onlar kendi arzularının peşine gitseler de aile içerisinde bu bir şekilde kapatılabiliyor. Bir sonraki adıma geçilebiliyor. Kadınlar için bu böyle değil. Burada da aslında patriyarkayı e, görüyoruz. Dolayısıyla bence buradaki temel fark aile kurmuş. O aileyi sürdüren, ne pahasına olursa sürdüren ve bunu sürdürmek için de ekonomik gücü olan muhafaza, muhafazakar erkekler seküler erkeklerde ise o yani bireysel arzularının ya da bireyselliklerinin de ön planda olduğu aynı şey Kıvılcım için de geçerli bireysel olarak ne hayatta ne istediği ne yapmak istediği çocukları için neyin iyi olduğunu hesap edip kitap edip daha bireyci bir yerden hayata yaklaşan insanlar mesela Rüzgar da öyle Rüzgar başarılı bir erkek ee, ve o da e, daha bireyci bir yerden aslında yaşıyor hayatı belki böyle bir ayrım yapılabilir. Öyle yapıldığı zaman da muhafazakar erkekler ne olursa olsun içinde oldukları aile rejimi içerisinde affediliyorlar ve hayatlarına devam ediyorlar. Ve burada da e, o hayatın devam ediyor olması ve o güç e, kadınları ister istemez kendine çekebiliyor, belli bir düzenin içine ikna edebiliyor. Öyle bir noktaya geliyoruz ki çimeni hiç aklında yokken başörtüsü takmaya ikna edebiliyor. Tam da gücün etrafında dolanan, güç ve iktidarın etrafında dolanan, yapısal olarak zayıf bırakılmış ve bunu kendi arzularıyla, aşklarıyla aslında açıklamaya çalışan, kendilerine de öyle açıklamaya çalışan kadınlar izliyoruz. Ama henüz final yapmadık. Bakalım sonunda nereye bağlayacak bu hikaye kadınları ve erkekleri merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Bu arada e, yapımcıya da ulaşmaya çalıştık e, ama cevap aramadık. Ece Üner de ilginç bir tweet atmış bunun üzerine. Aslında doğru da bir tweet. Diyor ki komik değil, gerçekçi değil, seküler kesim cahil değil, oruç tutmamak, dinsiz olmak değil, değil oğlu değil. Bir yandan da yani o bunu Ece mi söyledi, e, Nevşin mi bilmiyorum ama altına ben de imza atarım. Çünkü Mavi'den de çok iyi biliyorum. Türkiye'de din dersinin yıllardır zorunlu olarak okutulduğu bir ülkede Ramazan nedir bilmeyen bir çocuk Türk olamaz. Yani ister seküler olsun, ister meküler olsun, ister bilmem neresinden gelsin. Çünkü şu anda benim gördüğüm din derslerinde, yani zorunlu din derslerinde bunlar hani böyle bir fact olarak okutuluyor. Yani fact derken bu bir tek gerçek olarak. Yani dinler tarihinin bir parçası olarak okutulmuyor. O yüzden e, hiç kimse endişe duymasın ki Ramazan deyince eğer Türk eğitim sisteminden, tedrisatından geçmiş bir çocuk varsa where is he from demez yani hani.